Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Biraz karışık bir mutfağa hoş geldiniz. Aslında bu toplanılmış hali biraz önce görseydiniz savaş alanıydı resmen. Kahvaltımızı yaptık. Biz kahvaltı yaparken sütçümüz geldi. Sütü pişirdim yoğurt mayalamak için, oraya bıraktım soğumaya. Akşam için hemen yeşil mercimek bıraktım ocağa, haşlanacak. Bu arada ben de boş mu durdum? Hayır. Mutfak dolaplarının üstlerini sildim. Şuradaki o aspiratör borusu beni çıldırttı. Siliyorum, eğiliyor, bükülüyor. Ay onu silmek ne kadar gıcık bir şeymiş. Neyse, zor şey, onu da sildik. Bu arada bunu da sildim ve ben çok memnun kaldım. Gerçekten çok güzel çıkarıyor. Bundan memnun kaldım yani. Bakın hatta yarıya neredeyse yaklaştı. Dolap üstlerini tamamen bununla sildim. Bugün şöyle videonun yorumlarına göz gezdirdim. Bunu aldığımı dün söyleyince bir takipçim yazmış ki kokusu çok kötü ve ben hiç memnun kalmadım diye. Ben kokusundan da rahatsız olmadım. Evet bir kokusu var ama ben hiç rahatsız olmadım. Bir de bende şöyle bir şey var. Ben deterjanların kokusunu çok seviyorum. Yani koliyim galiba bunlara karşı. Ben deterjan kokusunu çok seviyorum. Kokusundan rahatsız olmadım ve temizlemesini de beğendim. Buradan geçer not aldı yani bende. Ve geçtim bu tarafa. Sıra burada. Burayı daha yapmadım. Yani burayı bazen ben nasıl bu hale getirdim diye inan şaşkınlık içerisinde oluyorum. Buraları bir elden geçireceğim. Orada konservelerim var. Ailemizin emektarı sefertasımız. Şimdi buraları bir sileceğim. Şu yukarıları bir baktım tozunu aldım sadece. Oralara hiç dokunmayacağım. Orada zaten kullanmadığımız eşyalarımız var. Oralar öylece duracak. Sadece toz var mı diye baktım. Toz da yoktu. Oralar tamam yani. Oraların kapağını kapatacağım ama en gıcıma giden bölüm şurası. Düzenliyorum, düzenliyorum. Yine karışık, yine karışık. Buraya bir düzen getiremiyorum. Şimdi buraya bir el atalım. Buraları düzenleyeceğiz. O sıraya mercimeğimiz haşlanır. Aleyna'nın okul saati gelir ve çıkarız. Thank you.
taraf tamam. Yani ancak bu kadar düzenli oluyor, dahası olmuyor. Ancak bu kadar oldu. Bu köşeye tepsilerimi bıraktım. Fanuslarım var. Arkada küçük çanaklarım var. Fırın sütlaç yapıyorum bazen onlarda ya da porsiyonluk yemek yapacağım zaman. Burada iki katlı kurabiyeliğim var. Arkada kaselerim, burada şekerliğim. En üst katı böyle düzenledim. Daha az kullandıklarımı daha yukarı koydum ki alıp bırakması sıkıntı olmasın diye. Buraya tekrar tepsilerimi bıraktım. Bunu kankam almıştı. Yumurta haşlama aparatı. Ama dekor olarak da çok seviyorum ben bunları. Sıra sıra duruyorlar burada. Bu arkaya yine ölçü kabımı. Bu sürahide ben yeşil çay demliyorum. Onun için elimin altında dursun istiyorum. Onun takımı fincan dolabının içinde ama bu elimin altında dursun diye buraya bıraktım. Arkada çaydanlıklarım ve su şişesi. Burayı da böyle ayarladım. Gelelim bu kata. Buraya da bu düzenleyicilerin içine pasta malzemeleri, işte kuru üzüm, burada reyhan var. Bu tarafta köftelik bulgurum var. Aslında bir gün fellah köftesi yapabiliriz. Şu an çok canım istedi. Arkasında irmik var. Nişasta değil. Arkasında zencefil zerdeçal var. Burada saklama kaplarım derken burayı da böyle ayarladım. Şu en baştakinde makarnalarımız var. Şu alt kısmı boş bıraktım. Neden mi boş bıraktım size söyleyeyim. Şimdi o gün serviste kullanacağım tabağımı, bardağımı, neyim varsa buraya dizeyim, üzerine örtü örtüyüm diyorum. Buradan çünkü konsolda, salondalar. Buraya getireyim, onları yıkayıp buraya hazır edeyim. Burada üzerlerini de örtüyüm diyorum. Serviste kullanacaklarımı buraya hazır edeyim. Şimdi şu aşağıya geçeceğim. Burada bütün plastikler var. Buraları da tekrar sileceğim. Aynı şekilde yeniden düzenleyeceğim. Yani buralardan devam ediyoruz. Şu tarafa daha hiç geçmedim. Yukarının kapaklarını kapattım. Orada tamam. Hatta burada tamam. Geçelim bu alt tarafa. Temizlik işi bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yarıda bıraktık çünkü Aleyna'nın okul çıkış saati geldi. Aleyna'yı aldım. Dershaneye gidecektik. Yol üstünde dedim bir Migros'a girelim mi? Şimdi Migros'a gireceğiz. Bakalım dekoratif bir şeyler bakacağım. Burada bulacağımı sanmıyorum ama Allah'tan umut kesilmez. Girip bir bakalım. Benim orta sehpanın üzeri boş biliyorsunuz. Ben oraya hiçbir şey düşünmedim. Çünkü oraya diğer zigonların devamını almak istiyorum. Yani onların büyük orta sehpasını almak istiyorum. Onu alınca onun üzerine göre bir şey ayarlarım diye düşünüyordum ama artık almak zorundayım. Oraya dekoratif bir şeyler bakacağız. Bulabilirsek alacağız. Bulamazsak eve geçerken kipe uğrayacağım. Bir de oraya bakarım. İnşallah bulurum. Bugün öğretmenler günü olması sebebiyle Türk bayrağıyla karşılandık. Hadi girsene. Ne o? O şundan mı? Tamam alalım. Alalım. Ne istiyorsun? Ha, çocuk arabası istiyorum. Gel gel. Çocuk arabasını çek. Aleyna alın da gelin. Hadi ablası ya. Hadi alın da gelin. Aleyna alın da gelin. Çok güzel güller var. Minnacık minnacık açmış. Atatürk çiçeği var. Ay şoför mü oldun? Evet. Ha? Hangi bir şoför acaba? Sen şoför mü oldun? Taksi şoförü müsün yoksa? Evet bebeğim. Ali ya şoför oldun. Niye bugünküye veriyorum? Onun çok var okul çantası. Aleyna ne giyenmiş biliyor musun? Ne güzelmiş. İpet. İpetlere dönüyor. Bunlar ne güzelmiş. Gece lambası mı bu? Aleyna bu Aysma yaşıtlar için biliyorsun değil mi? Anne o da dekorasyon olarak da kullanılıyor öyle şeyler. Ben sanki bunu çocuklar için diye biliyorum. Ay şu genç, tam sana göre. Gençler de kullanır. Şunu mu? Al sen kullanır. Alırsam bunlar. Param var al Aleyna. Anne yok ya yok ya. Ama şu güzelmiş bana. Şey mi bu pille mi çalışıyor? Öğrenciyim ben ya. Bu pille mi çalışıyor? Pil
yok. Migros öyle bir şey koyuyor içine. Ama küçük bir lazım. Küçük bir lazım. Cimri Migros. Çalışan mı var? Olsun, dursunlar, utansınlar. Bir pili koymamışlar içine. Ama şu demir pipetlerden istemiyor değilim. Ne kadarmış biliyor musunuz bu? Şey gelmiş. Çekici dörtlü pipet. Anne, lamba masası masası. 20 liraymış. Lamba masası gelmiş. Lamba masası. Lamba masası mı gelmiş? Anne, lamba masası gelmiş. Bu kahve makinesi. Aleyna'yı bırakıp şimdi de kipe geldik. Bir de eve geçmeden buraya bakalım da. Belki istediğim gibi bir şey burada bulurum. Bulamazsam ne yaparım bilmiyorum. Hadi girelim bakalım Aysimacık. Efendim? Bulamazsak da eve geçeriz, evet. Sana da mı bakalım? Kıyafet mi? Eski mi kıyafetlerin? Yenisini alırız. Yenisini alalım mı? Triko elbiseler gelmiş. Çok da güzelmiş yalnız. Yalnız şu nasıl? Şöyle şu. Siyahı da var. Anneciğim. Şöyle şu. Bunlar bir denemem lazım. Denemeden alamam ama şu çok hoşuma gitti. Şu çok güzel bir de şu kıyafet. Sen kendine mi bakıyorsun onları? Yok. Kime bakıyorsun? Aydanur. Aydanur'a mı? Doğru, kendime bakmalıyım. Şişme yelekler gelmiş. Yalnız şunun rengi de güzelmiş. Ay, pudra pembesi var. Bunun rengi çok hoşmuş yalnız. Kabanlar gelmiş. Ben gömlek istiyorum aslında da burada gömlek tarzı. Bir dakika anneciğim, gömlek bakalım, gel. Sivitler falan var da gömlek hiç yok. Gömlek göremedim. Bakar mısınız? Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Bakın. Az önce baktığımın grisi ama bu değişik bir kumaşı var. Öbürü trikoydu. Bu buzi gibi. Bordosu var. Diğerleri triko yine. Bunlar ceketler. Süccaciye
alışverişimizin sonuna geldik. Gezimizin de diyebiliriz. Ne istediğim gibi bir kıyafet bulabildim, ne de istediğim gibi bir masa üzerine dekor bulamadım. Orta sehpa üzerine. Bulamadım yani, yok. Benim istediğim gibi bir şey yok. Benim böyle bir sıkıntım var aslında. Gittiğim yerde hiçbir şey beğenmiyorum. Yani istediğim gibi bir şey olmuyor. O olmayınca da alasım olmuyor derken. Yani gördüğünüz videoda da pek öyle, hani ben orta sehpa için bir dekor istiyorum ama yok. Gerçekten yok. Yok olmuş. Ne aldım biliyor musunuz yine? Tabii başka bir şey için gidip başka bir şey aldığım günlerden biriydi. Şöyle bir yağdanlık aldım ama çok güzel değil mi? Mor olduğu için almadım, asla alakası yok. Ama çok sevdim. Ayrıca fiyatı da çok uygundu, 10 liraydı. Hem de cam. Orada hiç bakmadım ama şu tutmuyor. Böyle bir sıkıntısı var. Bu pek sağlam bir şey değil. Nasıl açılıyor diye de bakmadım. İnşallah makineye giriyordur. Aa, çok da sağlam. He sağlammış. sağlammış. Ya şimdi sıvı yağ bunun içine dolduracağım. Ayrıca gayet güzel, sevdim. Bunu aldım. Bir de ne aldım? En önemlisi. Tatam. Büyük oklava aldım. Çünkü oklavamı kaybetmiştim diyorum ya size. Ben oklavamı mutfak dolabının üstüne uzatıyordum. Böyle uzunlamasına bırakıyordum ki eğilmesin diye. Yok. Orada yok. Ne yaptım, ne ettim, arkaya mı düştü diye bakıyorum. Arkası dar, düşebilecek durumda değil. Oraya düşmüş olamaz. Yok yani büyük oklavam. Neyse bunu aldım. Yarışmada açma bir şey yaparız dedim. Oklavasız ne yapacağım? Bunu aldım. Şimdi diğer merdanelerin yanına yerleştirmeye çalışacağım. Sarsa oraya bırakacağım. Bu arada temizlik işi tamamen duruyor. Tamamen demeyeyim. Büyük bir çoğunluğunu hallettim. Biraz duruyor. İşte pizza tavasından falan yağ sökücü sıktım. Onları bir temizleyeyim dedim. Onların yerini sildim. Orası temiz. Sadece bunları bir elden geçireyim. Sileyim, temizleyeyim, oraya yerleştireyim. İki alt dolap kaldı. Onları da bir sileceğim. Yani öncesinde aslında yemeği ocağa bırakacağım. Yeşil mercimek haşlamıştım. Hemen onun salçasını kavuracağım. Onu pişirmeye bırakacağım. Yanına şehriye çorbası yapacağım. Akşam yemeği işini aradan çıkarayım. Onlar pişerken ben de diğer tarafı hallederim. Mutfak çalışmaları devam ediyor yani. Kalkayım yavaş yavaş. Devam edeyim ama yorgunum gerçekten. Bugün yorulduğumu hissettim. Yorgun hissediyorum kendimi. İnşallah dinleneceğiz akşam. Bunu da bu arada makineye bırakacağım. Önce bir yıkansın, temizlensin. Bakalım bir de makineye dayanıklı mıymış. Onu da test etmiş olalım. Bu etiketlere karşı bir alerjim var benim. Gıcık oluyorum böyle bir şeylerin üstünde. Bir de 50 yerine etiket yapıştırmışlar. Hem altında var, hem üstünde var, hem yanında var. Ne gerek yani bu kadarına? Çıkardım. Şimdi makineye atayım bunu, bir yıkansın bakalım. Makine giriyor muymuş öğrenelim. Sonra da çıkınca, makineden çıkınca sıvı yağımı buna dolduracağım. Tertemiz şişede. Bize temiz şişeler yakışır. Bize temiz şişeler yakışır. Konuşamadım. Hadi bakalım. Kalkayım da şu işlerimi halledeyim. Yemeğimi yapayım. Aleyna'yı Ayhan alıp gelecek dershaneden. Onlar gelmeden ben şu işlerimi bir halledeyim. Tüm günü burada geçirdiğime inanabiliyor musunuz? Resmen tüm gün buradaydım. Bitti mi? Hayır, tabii ki bitmedi. Şu kara çocuklar var. Daha onlara hiç geçmedik. Bu arada Ayhan'ın yemeği duruyor orada. Gelmedi yemeğe. Ben uğrarım dedi. Uğramadı da bilmiyorum artık. Saat bu arada 7.30'a geliyor. Mutfağımı toparladım. Yemeğimizi yedik. Buralar tamam. Yarın inşallah bir aksilik çıkmazsa bunu ve buzdolabının içini temizlemeyi düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır. Daha dinlenme zamanı değil. Daha bitmedi. Devam ediyor. Bu halıyı sileceğim. Bazı yerlerinde lekeler var. Şu an böyle belli olmasa da. Bakın göstereyim. Tam da böyle. Küçük küçük Aysma buralara bir şey damlatmış büyük ihtimalle. Şimdilik ben bu sehpanın üzerine bunları bıraktım ama pek olmadı. Oraya bir şey bulacağım inşallah. En kısa zamanda. Şimdi hemen bir temizlik suyu yapıyorum. Televizyonu açıyorum. Bir yandan televizyon izlerken bir yandan da buranın halısını siliyorum. O gün koltuklarımı yıkattığımda sordum aslında halıları da göndermek istiyorum diye. Bu lekeler için bir haftadan kurumaz abla, artık halılar kurumuyor dedi. Aslında bu kururdu da mutfağınkini de vermek istedim. Bir haftadan kurumaz deyince de yok, risk almayalım dedim. Ben sileyim en iyisi halılarımı dedim. Bugün bunu sileceğim. Yarın da mutfağınkini silerim akşam artık.
Böyle yavaş yavaş toparlamaya başladık. Son detaylar kaldı. Mesela ne? Camlar silinecek daha. Onlara hiç geçmedik. Yarın perşembe. Yarın işte ankastreyi, fırını, bulaşık makinesini, buzdolabını temizlersem. Cuma günü de artık camları silerim. Cumartesi de gelecekler diye tahmin ediyorum. 2 gün öncesinden haber vereceğiz denildi. Yarın büyük ihtimalle ararlar. Yarın haber gelecek diye bekliyorum. Büyük haber yarın sanki. Şimdi hemen bir genel temizlikli su yapıp şu halıyı bir aradan çıkaralım bakalım. Aşafi. Aşafi.
Aşante. Hemen kettle'da kahvemin suyunu kaynattım. Bir yorgunluk kahvesini hak ettim artık. Hemen bir Nescafe yapıyorum kendime. Bitti mi? Evet. Bugünlük bitti. Yok bitti, ben de bittim. Gerçek anlamda ben de bittim yani. Mis gibi oldu. Şöyle göstereceğim size de. Tertemiz oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi artık benim için dinlenme zamanı. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyifle, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.